Herkese merhabalar. Geçtiğimiz bölümlerde çok fazla Jeep ile ilgili CC5 serisi 5, 6, 7, 8 çok fazla soru var, ilgi var. İnsanlar yazlık yerlerde bu tür Jeep'lere binmek istiyor. Üstünü açmak, biraz müzik dinlemek, hatta ön camı yatırmak istiyor. Bunlarla alakalı şimdi bir tüketici gözünden ben, bu işin kralı Başkan Jeep Murat Taşlı daha sorular soracağım. Düz mantıklı bu arabaların fiyatları nelerdir, nasıl binilir, ya eski model değil mi bunlar, çürük olmaz mı, alt takım sorunu nedir, vizeden geçirebilir miyiz? Ya en kötü ihtimalle o koltuk üstü açıkken bu sıcaklarda yanarken acaba biz bindiğimizde popomuzun yanmaması için ne yapmamız lazım gibi sorulara cevap bulacağım şimdi sizlere. Şimdi Murat benim 20-21 yıllık arkadaşım. Atölyelerde büyüdü. Yağda, yok şaft yatakları, yok rulmanlar, yok yaylar bilmem ne derken bugünlere kadar geldi. Şu anda Türkiye'de bu konuda en bilinir adam Murat. Şimdi bir tüketici olarak ben ona sorularınızı yöneteceğim. Şimdi Murat, ben bir Jeep almak istiyorum. Bunun bana maliyeti ne olur? Ya piyasadaki hangi rakam doğrudur? 35'e de var, 200'e de satıyor adam ama yılları eski. Şöyle, ilk önce Jeep'e merak varsa o Jeep'e sahip olmak lazım. Tamam, kaça sahip olacağız buna? Sahip olacağın arabanın üzerindeki donanıma göre de maliyetleri artıyor. Çıplak ya, 4x4 olsun. Çıplak. Ben kızlar artistik yapayım ben. 20 bin 30 bin arası yürüyen, ruhsatı olan bir araç alıp onu ilk önce detaylı incelemek lazım. Yani kaporta, boya, döşeme, mekanik. Abi 20-30'luk bir şey çürük çıkmaz mı ya? Çürük çıkacak. Bak. Yani sağlam bir şey istiyorsan bir 80-100'leri gözden çıkarmak lazım. Ama ben hobi olarak kendi zevkime göre aracı toplayayım. Kaportası, boyası, rengi, döşemesi, direksiyonu, aksesuarları bana uysun, bana hitap etsin diyorsan 20-30'luk bir araba alıp onun üzerinde oynamanı tavsiye ederim. Yani anladığım kadarıyla 20-30'luk bir araba alıp ona böyle 100 bin lira gibi bir masraf yaparsak, 120 bin 130 bin liraya geldiğinde bizim istediğimiz çizgilerde mis gibi bir araç bizlerin oluyor. Şimdi CC5, CC6, CC7, CC8'de var. 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 Ya ben alacağım, gezeceğim ama bunlar çok yakmaz mı? Kaç motor var bunda? Şimdi bunlarda model model değişiyor. Eski Willys'lerde 2000-2500 motor çıkıyordu. CC grubunda 3800 ve 4200 olarak iki tip 6 silindir motor tamam. Çıktı. Çok yakmaz mı abi bunlar? Abi çok yakıyor da onu da şöyle çözüyoruz. LPG bağlıyoruz. Tüp. Tüp bağlıyoruz. Arkaya bir tüp bağlandığı zaman arazide gezerken de ekstra yedek depon olmuş oluyor. Yani tüp deposu ve benzin deposu. İkisini de fullerseniz kilometre mesafe artıyor haliyle. Ormanda 2-3 gün, 4 gün gezebilirsin. Peki mesela ben aldım ya yanlışlıkla böyle ormanda gezerken sürttürdüm, alt takımını şey yaptım falan. Abi yedek parça Amerika'dan mı geliyor, bekliyor muyuz, ne kadar bekleriz, bu bizi uğraştırır mı? Şimdi Jeep'te ben 3 tane garanti veriyorum. Buyurun. 1. Bizden satın alınan aracı geri alma garantisi. Evet, bu Başkan Jeep'e özel, başkaları evet, yapıyorlar. Evet, bize özel. 2. Yedek parça garantisi. Evet. Yani ben aracı aldım, buradan Trabzon'a gittim, orada parçasını bulamıyorum diye bir problem yok. Aracın plakasını bize söylemeniz kafi, kayıtlardan çıkartıyoruz. İhtiyacın olan parçayı da 3 ayrı fiyatta. 1. Çıkma, orijinal çıkma. 2. Yan sanayi yeni. 3 Amerikan orijinal parça. Senin kesen hangi parçanın fiyatına uyuyorsa o parçayı sana tedarik edip gönderiyoruz. Parçada sıfır sıkıntı. Ha, parantez içinde yine bize özel. Ya ben geldim Aydın Didim'de arabayı yaptıracak bir usta bulamıyorum. Yol yardım aracımız var. Senin evin önüne gelip kapıda serviste veriyoruz. Evet, eğer böyle Fethiye, Antalya vesaire taraflarında yaşıyorsanız ve böyle bir araba istiyorsanız aslında Başkan Jeep şartlarıyla gerçekten de çok pozitif duruyor her şey. Çok gülümsemelik falan duruyor. Yani şu anda tamam, kafamda tamam yani. Rakamlar da sizin de tamamsa tamam ama oldu da biz bunu başkasından aldık. Bu şartları sağlar mı, sağlamaz mı? Bunları tabii siz kendi önünüze yatırırsınız. Peki şimdi çok yakmaz çünkü LPG takarız, o zaman hallolur. Hararet yapar mı? Neler takabiliyoruz abi biz bu jiplere ya? Bir Amerika'dan koltukları geliyor. Yok koltuk olmazsa kılıfı geliyor. Kılıf değil, önüne vinç takalım ama arkaya da vinç takılıyor. Çeki demiri var mıdır yok mudur? Üst tentesi, piknik tentesi, kapalı tentesi. Bitmiyor. Bunlar da neleri sayabilirsin bize? Bir jip aldık, neler yapabiliriz? Kısa ve öz cevaplayayım bu soruyu. Hayalinizi kağıda dökün, biz gerçekleştirelim. Ha. Hayalinde ne var? Bu araç suda gitsin. Suda gitsin, onu da yaparız.
Yani mesela bu vinçler önemli. Bu çok ciddi paralar. Yani 20 bin lira 30 bin liraya alınan bir jipi aslında ben modifiye edeyim dediğiniz zaman önüne takacağınız vinçin ortalama fiyatı 3 bin liradan başlıyor iyi bir vinç. Kaça kadar gidiyor? Yani o 25-30 bin liralık bir vinç de kullanabilirsiniz. O 25-30 bin liralık dediğimiz vinçler de tamamen trail yarışlarında kullanılan özel, daha hızlı ve şanzımanlı vinçler. Ya ben jipi aldığımda bu benim istediğim gibi o şeylerde gördüğüm gibi değil. Yani bunu yükselteceğiz mi? Bunu nasıl yükseltebiliyoruz mesela bir jipi? Şimdi her arabanın kendine özgü bir yükseltme stili vardır. Mesela atıyorum CC grubunda yükseltme makas kiti kullanabiliyorsunuz. Diğer Wrangler'larda yine helozon yaylar, kollar falan değişiyor. Amerika'dan mı geliyor abi bunlar? Amerika'dan geliyor. Ben özellikle orijinal parça kullanmaktan yanayım. Çünkü Demirci Mahmut Usta'nın yaptığı yükseltme kiti tümden de geçmiyor. Aracı çizgisinde de tutamayabiliyorsunuz. Yani ben ona karşıyım. Orijinalciyim. Orijinal. Getirip Amerika'dan getirip burada taktığımızda yükseliyor. Peki abi bunun standart bir tekerleği var. Bir de bunlara büyük tekerlekler takılıyor. Ben ondan istiyorum ama yani o da ses mi yapıyor acaba? Daha fazla yakıt mı götürüyor? Yani bunları da bilmek istiyorum. Şimdi büyük lastik ihtiyacı doğduğu zaman ya benim arabamın altında şöyle 35-40 lastik olsun dendiğinde matematiksel hesaplar giriyor işin içine. Nedir bunlar? O lastiği çevirebilecek ayna martı oranları. Diferansiyellerin içinde standart fabrika verilerine standart lastikleri çevirecek ölçüler vardır. Biz bu ölçüleri matematiksel hesaplıyoruz. Bir 35 lastiği, 37-44 inç lastiği kaç ayna martı takarsak çok rahat çevirebilir. O dişlileri değiştirmeden de büyük lastiğe geçişi önermiyoruz. Evet, çok bu şeyleri falan, oranlar teknik. Teknik çok şey yapmayalım, girmeyelim ona. Peki büyük lastik ses yapar mı abi? Büyük lastik illaki ses desibeli sıkıntı olabiliyor. Hmm. Yolda uğultu yapabiliyor. Ama fabrikalarda oldukça onu düşürmeye çalışıyorlar. Hard off-road dediğimiz off-road yapan ekstrem lastiklerde aşırı bir uğultu var. Onların da zaten üzerinde maksimum yapabileceği sürat yazıyor. O süratin üstüne yollarda da çıkmamak gerekiyor. Şimdi peki Murat Taşlı da bugüne kadar çocukluğundan beri yarışıyor. Yani birçok yarışta kopilot olarak, pilot olarak yarışmış. Bir sürü kupası var. Baksanıza şu kupalara. Böyle bir usta. Acaba nasıl bir arabaya biner? Yani ben Rubicon istiyorum da o neye biner mesela? Senin tercihin ne olurdu? Tercihim jipin tarihçesini iyi bildiğim için 1941'den 2020'ye kadar jipin ürettiği otomobillerin içinde benim kendi şahsi tercihim. Önemli. Belki izleyiciler buradan yadırgayabilir ama Wrangler Sahara. Otomatik vites mi? Otomatiği de olur, düzü de olur. Düz vitesiyle yarışmayı isterdim. Otomatiğiyle de caddelerde gezmeyi isterdim. Neden? Nedenine gelelim. CC5, 6, 7, 8 muhabbeti yaptık ya. Evet. Wrangler Sahara günlük kullanım için çok ideal bir araç. 4000 motor değil mi abi? 4000 motor. Şimdi sen ona da tüp takarsın. Yani çok kullanacaksan mecbur takıyorum. Ya ne kadar kullanabilir? Kaç kilometre kullanabilirsin? Ama Bodrum'da yaşarken belki takmayabilirim. Çünkü Bodrum'da gidecek fazla mesafe yok, kilometre yok. İstanbul'da bütün arabalarım LPG'liydi. Mecbur. Çünkü bir ormana gitmek için 40 kilometre yol gidiyorsun. 40 da geliyorsun 80 kilometre. Bir 100 kilometre de orman içinde yapıyorsun. Bir depo benzin bize yetmiyor. Orada LPG kullanıyorduk. Peki. Önemli bir soru. Ya acaba bu jipler evin kaçıncı arabası olmalı? Birinci mi, beşinci mi, ikinci mi? Vallahi benim evde ikinci aracım. Neden ikinci aracım? Bir günlükte kullandığımız terlik niyetine bir otomobilimiz var. Çarşı pazar market. Bırak kapısı bacası açık kalsın. İkinci araç olarak da jipi tercih ediyorum. Çünkü onun yeri ayrı. Üstünü aç, denize git. Akşam mekan, çarşı pazar gez. Peki. Turuncu jipimizi hatırlarsınız. Hani turuncu jipimizi de tanıtmıştık sizlerle, biraz gezmiştik. Kumsalda falan kalmıştık, çok eğlenmiştik. Yani nasıl eğlendim, nasıl eğlendim. Hatta onu çekerken drone'u çarptık yani. Turuncu jip, sizlerin de merak ettiği jip, bana göre çok yakışıklı. Ya bunun bir altın oranı var galiba değil mi? Yani böyle bir o kepiyle, o lastikler, o dodikler falan hep böyle birbirine uyumlu olmalı değil mi? Tabii, şimdi biz bir jipi üretirken demeyeyim de restorasyon yaparken bütün ölçülerine, verilerine uymaya çalışıyoruz. 33 lastik kullanacaksak fazla çamur atmasın diye ona göre kibar dodik kullanıyoruz. Kibar.
daha büyük lastik kullanacaksak dodikleri biraz daha büyütüyoruz. Evet. Yani aracın kaportasını çamur etmeme, kirletmeme. Ben demin gördüm bir tane, Sahara mıydı neydi o? Ya böyle dodikler böyle, lastik içeride kalmış, küçük kalmış mesela. Muhtemelen... Eciş bücüş bir şey olmuş mesela. Muhtemelen onun lastiklerini geçici olarak muayeneden geçsin diye değişmiş olabilirler. Güzel, o zaman kritik bir soru. Şimdi biz bu kadar modifiye yapabiliyoruz, bunu güzel eğleniyoruz falan filan da hani yükledik vinçler falan filan. Peki muayeneden nasıl geçecek bu? Muayeneden geçerken şöyle... Bize geliyorsunuz, soyuyoruz arabayı, gönderiyorsunuz. Geri geliyor, tekrar yüklüyor muyuz? Şimdi aracın arkasında çeki demirini ruhsata işletmek gerekiyor. Çeki demiri ruhsata işlendiği zaman otomatikmen öndeki vinçiniz de işlenmiş oluyor. Tamam. Ruhsata işleniyor. Dodikler, büyük lastikler? Dodikler aksesuar, büyük lastikler aksesuar. Şimdi büyük lastik kullanmak için zaten otomatikmen kit takman gerekiyor. Evet. Yükseltme kiti. Evet. Az evvel de bahsettiğim gibi Mahmut Usta'nın yaptığı kit muayeneden geçmez. Peki tamam, orijinaline sağlık. Orijinalini koyduğun zaman sıfır sıkıntı. Evet. Çünkü hepsi TÜV onaylı. Peki, egzoz yaptık. Flowmaster egzoz taktık. Biraz böyle. Bazı muayene istasyonlarında sorun çıkabiliyor ama genelde arabayı tanıyan muayene istasyonundaki memurlar da bunu hoş karşılıyorlar. Ya şimdi tamam, o biraz görür görmez bende de vardı. Hiçbir sıkıntı yaşamadan Flowmaster egzoz geçti. Çünkü galiba bunun böyle bir susturucuları falan filan da var. Benimki standarttı. Standart Flowmaster'da o kadar sorun olmuyor. Olmuyor. Şimdi abartıp sanayide düz tip boru takıp çevreyi rahatsız eden egzozlar geçmiyor. Evet. Zaten Flowmaster'da böyle bir dünya markası olduğu için herhalde şey... Dünya markası bir de Flowmaster'da Rolanti'de tatlı bir ses veriyor. Çok güzel sesi var. Uzun yolda da rahatsız etmiyor. Peki son detay olarak şunu söyleyeyim. Başkan Jeep, yani benim dediğim 20-22 yıllık arkadaşım ve İstanbul'daydı. En son Bostancı Sanayi Sitesi'ndeydi. Şimdi Bodrum'a taşındı. Bodrum Konacık'ta dükkanı var. Gördüğünüz bu dükkan ağzına kadar dolu. Çünkü yaz mevsimi olduğu için herkes Jeep'ini alıp buraya geliyor. Artık Bodrum'da da güvenebileceğimiz bir Jeep servisi de var. Bunu da belirtmek isterim. Son soru. Duvarda bir tane paramparça bir lastik var abi. O hem eski, hem yıpranmış, hem örselenmiş, hem dayak yemiş, hem içinden geçilmiş bir lastik jant. Onun hikayesi ne? Onun hikayesi şöyle, bu mesleğe başladıktan sonra, baba mesleğini bayrağı ben devraldıktan sonra... 4 yaşında falan. 4 yaşında. Yok canım, o kadar değil. Yani bunun çıraklık evresi, kalfalık evresi var. Bittikten sonra? Yani 90'lı yıllarda bayrağı ben devraldım babamdan. Dedik ki bu işin en uç noktası nedir? Yarışlar. Babam biraz rahmetli, buradan rahmetli anlıyorum babamı da, Ziya Usta. Babam bizim bu taktığımız büyük lastiklere falan hep karşıydı. Oğlum derdi, kitabına uygun yapın. Kataloğunda, fabrikasında mühendisler ne yazdıysa onu kullanın. Tam dediği gibi yapıyorsun sen de vallahi rahmetliyim. Ben biraz daha piyasaya açıldım. Babam böyle herkese araç yapmazdı. Kalbur üstü insanlar gelirdi. Kitabına uygun istiyorlarsa yapardı, yoksa kovardı. O derece ters de bir adamdı babam. Ama ben ister istemez piyasaya ayak uydurdum. Amerika böyle bir şey yapıyorsa, Avrupa böyle bir istekte, talepte bulunuyorsa, bizim halkımız da istiyorsa bunun ilkini biz yapalım dedik. Ve bu yaptığımız büyük işlerin de en uç noktası nedir? Yarışlar, off-road yarışları. Evet. Ben yıllardır off-road camiasının içindeyim ve yarışıyorum. Bayağı da bir ödül aldım bununla evet, ilgili. Gördüm, tabii, almazsam ayıp olur dedik. Olur. Ha, burada parantez açayım. Diğer yarışan arkadaşlara haksızlık olabilir. Neden? Çünkü yarış aracını kullanan usta direksiyonda, benim aracım yarış alanında kaldığında inip müdahale edip yoluma devam ediyorum. Ama diğer yarışan arkadaşlar tabi masa başı çalışanı, servis bekliyorlar, kalınca kalıyorlar. Lastiğe nasıl parçalanır? Lastiğe geleyim, challenge yarışı, İstanbul Offroad Kulübü'nün düzenlediği challenge yarışı. Bu yarış Formula 1 yarışının formatında. 40 araba birden çıkıyoruz. Kim kimi geçerse, güçlü güçsüz fark etmiyor. Tekmeler, tokatlar, kan gövdeyi götürüyor o şekilde. Evet. Normalde lastik patladığı zaman hakemler lastik yazısını gösterip seni servise göndermek zorunda. Tamam. Ama sağ olsun hakemlerden de seyircilerden de o kadar alkış alıyorduk ki lastiğimin patladığını ben biraz fark eder gibi oldum ama onlar bana alkış tutmaktan servise göndermeyi unuttular. Hakemler de mi? Evet. 3 tur o lastik
paramparça oldu. 3 tur attım. 3. turda servise girdik, çıktık. Yine o yarışta da genel klasman bir sınıf birinci olduk. O tekerlek. O tekerlek. Tekerleğin hikayesi güzelmiş vallahi. Onun şu küçük bir kolyesi bile de yapılır, boynuna takılırmış. Parantez açayım. O yarışta da kopilotum Saltu oğlumla beraber yarışıyorduk. Oğluma dedim ki sadece bana dedim yol notu okumak yok zaten o yarışta. Kafanı sağa ve sola çevir virajlarda. Arkamızdan geleni bana söyle. Şu numara peşimizde, bu araç peşimizde gibi. O her seferinde kafayı çevirdiğinde baba geliyorlar, baba geliyorlar, baba geliyorlar. Kısacası bizi tozumuzla yarıştırmış. Biz yarışı bitirdik, damalı bayrak kapalı parka girdik. İndik aşağı, çay, kahve, gelen giden yok. Oğlum nerede burada? Baba dedi geliyorlardı, meğerse bizi tozumuzla yarıştırmış. Kendi kendimizle yarıştık. İyi kopuyormuş o zaman. Evet, İşe genel yarmış. Bir, sınıf bir. Yarışın içinde 300-500-600 beygirlik araçlar da vardı ama kare kasayla işi götürdük. Maşallah efendim. Peki, şimdi biz böyle Murat'la da sohbet ettik, CJ'ler hakkında da bilgiler aldık. Gittik sahada da test ettik böyle offroadları. Böyle kıymetli değerli abilerimize, değerli kardeşlerimize de yavaş yavaş yer vereceğiz burada. Güzel sohbetler edeceğiz. Onlarla inanılmaz deneyimler paylaşacağız. Murat bu işin başı oldu. Her zamanki gibi ilk omuzumun kenarında duran adam oldu. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.